Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde tavuk var. Tavuk göğsü kullanacağız. Fırında ızgara tadında soslu bir tavuk göğsü yapacağız. Ama bugünkü sosumuz biraz farklı olacak. Sos malzemelerimizi saymak istersek kabımızda zeytinyağımız var. 5-6 diş sarımsağımız var. Limon suyumuz var. Zencefilimiz var. Bal kullanacağız. Daha sonra da baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber kullanarak sos elde edeceğiz. Daha sonra da tavuk göğsünü bunu da dinlendirip fırında pişireceğiz. Yanında da kremalı patates yapacağız. Onun için de bu şekilde küçük taze patateslerden aldım. Şimdi önce bunları dilerseniz bir haşlamaya başlayalım. Daha sonra tavuklarımıza dönelim tekrar. Tavuklarımızın işlemlerini bitirelim. Şimdi önce patateslerimizi ocağımıza koyalım. Yavaş yavaş haşlansın onlar. Şimdi de tavuklarımıza başlamadan önce sosumuzu hazırlayalım. Kabımıza zeytinyağı koyduk. Tuz, kimyon, karabiberimizi atıyoruz. Sonra burada taze zencefil rendeledik. Unu koyuyoruz bir miktar. Bir tatlı kaşığı kadar. Daha sonra yarım limon suyumuz var. Onu koyduk. 2 kaşık da bal koyacağız. Yaklaşık olarak. Balımızı da koyduk. Bir miktar da kırmızı toz biber kullanıyoruz. Tatlı kaşığı kadar olur. Daha sonra sarımsaklarımız var. Onları da böyle ezeceğiz. Püre halinde kullanacağız. Evet. Şöyle bıçağımla ezeceğim. Şey kullanmayacağım yine. Sarımsağı püre haline getirdiğimde sosumun içine onları dökeceğim. Evet. Bu kadar yeterli. Sarımsaklarımı da sosuma koyuyorum. Sosumu şöyle karıştırıyorum. Hepsi birbirine karışsın diye. Evet, sosum hazır. Şimdi tavuklarımıza geçebiliriz. Tavuklarımızı ne yapacağız? Şöyle bir tanesini alalım. Başlayalım. Şöyle şeylerini ayıralım. Kıkırdak dokusu var burada. Onu alalım. Tavuğumuzu şöyle göğsümüzü ortadan ikiye keseceğiz. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde aldık. Üstüne bunu şöyle çizgiler atalım. Evet. Bir de böyle sosumuzun içine. Bunu da aynı şekilde şöyle üstüne çizgiler atalım. Bunu atalım sosumuza. Evet, tavuklarımızı sosun içine aldık. Bunları iyice karıştıralım. İyice soslansın hepsi de. Tavuğumuzun üzerini streç filmle kapatacağız. 1 saat 2 saat kadar buzdolabında dinlendirmeye alacağız. Daha sonra fırında işlemlerine
pişirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tavuklarımızı dinlendirdik. Şimdi fırın tepsimize dizeceğiz. Şu şekilde yatıralım. Fırında pişirirken zaman zaman da üzerine bu kalan sosumuzu fırçayla süreceğiz. Evet. Bu sosumuzu da zaman zaman üzerine fırçayla süreceğiz. Şimdi 180 derece fırınımızda önceden ısıttığımız fırınımıza tepsimizi sürüyoruz. Evet, şimdi tavuklarımızı fırına verdik. Sıra geldi patatesimize. Patateslerimizi de haşladık bu şekilde. Küçük patateslerimizi. Bunu ne kullanacağız? Sarımsak kullanacağız. Sarımsak kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. Ve krema kullanacağız. Öncelikle tereyağımızı tavuğumuza alıyoruz. Bir miktar tereyağı koyuyoruz. Şimdi tereyağımızı ocağımıza alalım. Biraz eridikten sonra sarımsaklarımızı da içine doğrayalım. En sonunda patateslerimizi koyacağız. Şimdi sarımsaklarımızı da doğrayalım. Bunları ezmeyeceğiz. Bu şekilde erimiş tereyağın içine atacağız. Evet, sarımsaklarımız hazır. Şimdi tereyağımız eridiğinde onları içine alacağız. Evet, şimdi sıra geldi patateslerimizi. Patateslerimizi bu şekilde ikiye böleceğiz. Bu şekilde ikiye bölmemiz yeterli olacak. Şöyle. Sarımsaklarımızı da doğradık. Tereyağımızın içine attık. Tereyağımız eridi. Şimdi bunları da içine koyacağız. Patateslerimizi de bu şekilde yağımızın içine bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet, patateslerimiz de burada pişiyor. Tavuğumuz fırında, ara sıra tavuğumuzu çıkartıp o kalan sosumuzdan üzerine fırçayla süreceğiz, kurumasın diye. Evet, patateslerimiz de hazır. Yavaş yavaş kremasını veriyoruz. Bir paket küçük krema kullandık. Patateslerimize de verdik kremasını. Birazcık da bu şekilde kremayla pişireceğiz. Ondan sonra servis etmeye hazır olacak. Tavuğumuz da pişti. Evet, şimdi servis etmeye başlayabiliriz. Artık hazır. Evet, soslu tavuğumuz ve patateslerimiz, kremalı patateslerimiz pişti, servis ettik. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere.